felsefesiyle ilgili çıkmış soruları çözmeye devam edelim. Diyor ki, bu parçaya dayanarak hangi yargıya ulaşılabilir? Bakalım parçaya. İnsan bir fotoğraf makinesi değildir. Bütün algılarımız bazı varsayım ve kavramlar çerçevesinde oluşmaktadır. Günlük yaşamda olduğu gibi bilimde de çevremizde olup biten her şeyi değil, ancak bazı şeyleri algılar veya gözleriz. Araştırmasının amacına göre bir ayıklama yapmak yalnız konusuna ilişkin olgularla ilgilenmek bilim adamı için hem doğaldır hem de bir zorunluluktur. Ne dedik? Hangi yargıya ulaşabiliriz? Bakalım. Bilimsel çalışmalar birikimli olarak ilerler. Tabii ki öyledir. Fakat burada bize sorduğu şey bu değil. Bir kere bunu eledim. Bilimsel çalışmalarda seçicilik söz konusudur. Hmm, dursun. Bilimsel yasalar uygulanabilir niteliktedir. Uygulamayla ilgili hiçbir şey vermedi. Bilimde amaç genellenebilir sonuçlara ulaşmaktır. Tabii ki fakat yine paragraftan çıkarabileceğim bir şey değil. Bilimsel yasalar evrenseldir. Elbette ki doğru yine ulaşamıyorum. Ne diyor burada? Bir ayıklama yapmaktan bahsediyor ve diyor ki sadece konusuna ilişkin olgularla ilgilenmek yani konularını seçmek. Dolayısıyla cevap B seçeneği. Bir gün üç kişi İskoçya dağlarında yürüyüşe çıkmış. Bir süre sonra tek başına otlayan siyah bir koyun gören bu üç kişi arasında şu konuşma geçmiş. Birinci kişi demiş ki, demek ki dağlardaki koyunlar siyah. İkinci kişi demiş ki, bu kadar çabuk genelleyemezsin. Olsa olsa İskoçya'da en az bir siyah koyun vardır diyebilirsin. Üçüncü kişi demiş ki, söyleyebileceğim tek şey şuradaki koyunun siyah olduğudur. Diyor ki, bu kişilerden hangilerinin söyledikleri bilimsel yaklaşıma uygundur? Şimdi tekrar bakıyorum tek başına otlayan siyah bir koyun görmüşler. Bir koyun görmüşler ve de, birincisi kişi demiş ki demek ki dağlardaki koyunlar siyah. Olmaz bu aşırı genelleme bu bilimsel yaklaşıma uygun değil çünkü bir tane siyah koyun var biri elerim. İkinci kişi demiş ki bu kadar çabuk genelleyemezsin. Evet olsa olsa İskoçya'da en az bir siyah koyun vardır diyebilirsin. Bu bilimsel yaklaşıma uygun mu? Kesinlikle. Çünkü en az bir tane siyah koyun olduğunu zaten biliyoruz. Dolayısıyla ikiyi alacağım. Üçüncü kişi demiş ki söyleyebileceğim tek şey şuradaki koyunun siyah olduğudur. Evet zaten onu biliyoruz. Bu gözlemle çıkarılabilecek bir sonuç. Bu adamın söylediğini de alırım. Dolayısıyla 2 ve 3 benim doğru cevabım olur. Öklit milattan önce 323-285 yılları arasında İskenderiye'de yaşamıştır ve hala yaşamaktadır. Çünkü adı geometriyle özdeşleşmiştir. Öklid'in başına gelen adı bir şeyin adıyla özdeşleşen herkesin başına gelmiştir. O şey tanınır fakat kişinin kendisi unutulur. Jileti herkes bilir ama onu icat eden jileti kimse bilmez. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Bunun için aslında bilimle ilgili çok fazla bir şey bilmenize gerek yok. Paragraftan çıkarmaya çalışacağız. Bilimsel ürünler yaratıcısından ayrı varlık alanı kazanır. Evet tam olarak yakaladık A'da. Diğerlerine bakalım bir. Bazı bilgiler herkes tarafından bilinir. Bazı bilgileri anlamak için bilginleri tanımak gerekir. Hayır tam tersi bir şeyden bahsediyor. Bilimsel bilgiler doğruluğu test edilmiş bilgilerdir. Doğruluğu test etmekle ilgili bir şey vermedi paragrafta. Bilimsel bilgiler uygulanabilir bilgilerdir. Yok bununla ilgili de bir şey söylemedi. Tam olarak dedi ki bilimsel ürünler yaratıcısından ayrı varlık alanı kazanır. Aynen geometri ile Öklit arasında olduğu gibi. Yeni çağda pozitif bilimlerdeki gelişmeler felsefenin alanını bir ölçüde daraltmış, giderek felsefenin yalnızca bilimlerle ilgili alanları konu almasının yeterli olabileceği düşüncesi belirip güçlenmiştir. Bunun sonucunda felsefenin yeni bir alanı olarak bilim felsefesi doğmuştur. Hatta bundan sonra bazıları felsefe yapmanın yalnızca bilim üzerine düşünme etkinliği olduğunu sanmıştır bu parçada söz edilen yeni çağdaki felsefi yaklaşım felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisine ters düşmesi nedeniyle eleştirilebilir hmm, şöyle bir zor soru hem ters düşmesi hem de eleştirilebilir kelimeleri var dolayısıyla birazcık dikkat kesilmek lazım burada bir şey anlattı dedi ki yeni çağda bir takım, bir takım, bir takım gelişmelerden sonra artık felsefenin sadece bilim üzerine düşünme etkinliği olduğuyla ilgili bir şey anlattı. Bize de diyor ki bu, bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisine ters düşmesi sebebiyle eleştirilebilir. Akıl ve mantık ilkelerine dayalı olma. Paragrafta bunun tersiyle ilgili bize bir şey söylemedi. Bunu geçtim. Eleştirel bir yapıya sahip olma. Tabii paragrafta da zaten bununla ilgili bilgi verdi. Bunu da geçtim. Yaratıcılık gerektirme. Geçtim. Bilgi evrenini bir bütün olarak ele alma. Evet. Çünkü felsefi bilgi bütünsel bir bilgidir. Burada ne diyor bize? Felsefenin sadece bilim üzerine düşünme etkinliği olmasından bahsetmiş. Bu neye ters? Felsefenin bir bütün olarak bütün evreni değerlendirmesine ters dolayısıyla D bizim doğru cevabımız. <laughs>